Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Geldik 27. dersimize. Doğru mudur? Evet, 27. dersteyiz. Şimdi bu derste arkadaşlar önce şu ana sayfadayız hala. Ana sayfada birkaç derslik işimiz kaldı. Ondan sonra yavaş yavaş sonlandıracağız ana sayfayı. Bu derste şunu yapacağız. Şu This Week's Top 10 kısmında 1-1-1 yazıyor. Burada bir for döngüsü kullanıp for döngüsüyle şuradaki değerleri sıralama işlemi gerçekleştireceğiz. Nasıl olacak? Şimdi nasıl olabilir? Burada bir for döngüsü kullanabiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela bu for each döngüsünün hemen üstüne bir tane at sembolü açıp süslü parantez blokları içerisinde int i isimli bir değişken oluşturup bunu da başlangıç değerini 0 olarak tanımlayabilirim. İlk değeri 0 olan bir tane i değişkeni tanımlaması gerçekleştirdik. Sonra burada 1 yazıyor ya. Bu 1 yerine ben şöyle yapacağım. Diyeceğim ki at süslü parantezimi açtım. Süslü parantez içerisinde i değişkeninin değerini sen burada 1 1 arttır. Noktalı virgülümü koydum. Süslü parantezimi kapattım. Sonra süslü parantezimi bir dakika bir daha açmayacağım. Burada at bana i'yi de burada yazdır. Tamamdır. Yani şu 1 yazan yerde i'yi 1 arttır. 1 arttırdıktan sonra o i'nin son değerini bana yazdırsın. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim sayfama. Yeniledim. Bakın yenilediğim zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olarak karşımıza çıkmış oldu. Tamam mı? Bir de şurada This Week's Top 10 yazıyor. Ben burayı en popüler 10 blok olarak değiştirdim. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim sayfamı tekrar yeniledim. Bakın burası da en popüler 10 blok olarak değişmiş oldu. Tamam mıdır? Burayla ilgili de herhangi bir sorunuz yok bence. Şimdi şurada resimlerin geldiği kısımla ilgili aslında bir sorunumuz var. O sorun da şu ki ya burada 10 bloğun bir dakika default controller'a ben bir geleyim. Default'ta indekste to list geliyor. Değerlerin yok. Neredeydik? Bir dakika indekste şu görselde nereden geliyor? AtBlock.image. Bu nereden geliyor? List bloktan. Burası da nerede? Indekste. Yani shared'da test layout. Yani aslında burası mıdır? Bir saniye bir şeye bakacağım arkadaşlar. Indekse sağ tuş yaptım. Go to view diyelim. Tamam, burayı açıyor. Ve bize de burada to list diyor. To list kısmında to list demeden önce benim şöyle demem gerekiyor. Nokta take parantez içerisinde 10. Bana ilk 10 bloğu getir anlamında. Noktalı virgülünü koydum. İlk 10 bloğu getirecek burada. Kaydettim. Geldim yeniden çalıştıralım sayfamızı. Bakalım herhangi bir olumsuz duruma sebebiyet veriyor mu bu? Çünkü ya bütün bloklar gelirse burada bu kez kaç tane blok varsa o kadar görsel olacak. Hani 10 tane yeterli. Çünkü burada da 10 tane değeri çekiyoruz. Hatta burada 10'a da gerek yok. Yani biz burada ana sayfada biz neyi çekiyoruz? İndeksin bağlı olduğu sayfa içerisinde. Ben bir ona bakayım. Şimdi biz indeksin bağlı olduğu sayfada imajı çekiyoruz. Başka hiçbir şey çekmiyoruz, değil mi? Evet, başka hiçbir şey çekmiyoruz. O zaman peki ben burada take 10 değil de take 4 yapsam, kaydettim, geldim. Tekrar tarayıcıyla beraber çalıştırdım. Bu da son kısım olsun. 8 Haziran tarihler saatlerimiz 10 olmak üzere sabah 10. Saat 8'de başladım. 10 oldu saat. 8'de MIS5'te online ticaret otomasyon kursumuza çekimlerinde eksik derslerin tamamlanmasını yaptık. Bakın burada herhangi bir sorun yok. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4. Gördünüz mü? Sadece 4 tane görsel geliyor. Gayet güzel. Bence daha şık oldu bu şekilde. İstiyorsanız bunu take order by deskenlik yapıp son eklediğiniz 4 blok formatına da çevirebilirsiniz. O zaman biraz daha güzel durur. Veya take de işte 4 değil de örneğin 8 olsun 10 olsun bu tamamen size kalmış bir durum. Ben 8 yaptım. Hadi 8 tane gelsin. Burası da bu şekilde tamamlanmış olsun. Kapatıyorum bunları. Son çalışan halini beraber görelim. Ondan sonra gelecek derste ne yapacağımıza bakıp dersi tamamlayalım. Arkadaşlar 26. dersimizi yapmıştık. 27'de bitmek üzere. YouTube'da 78.8 bin abonemiz var. 100 bine doğru gidiyoruz. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 ve tekrar 1'e döndü. Orada hani biz blokların sırf görseli olsun diye aynı görselleri eklemiştik ya, ondan dolayı bu şekilde geliyor. Onların da düzenlemelerini yapıyor olacağız burası bitmeden önce. Şimdi geriye sadece şu Our Best Places kaldı. Bunu da gelecek ders yapalım ve ana sayfayı bitirelim. Ana sayfa bittikten sonra, çünkü ben bloğuma geri dönüp buradaki bloklarda da bazı düzenlemeler yapacağım. Mesela bütün blokların isimleri yok. İşte bazılarında şey yaptık. Aynı değerleri aldık vesaire. Aynı değerler olmasını istemiyorum. Biraz daha çünkü tam bir proje formatında olsun falan. Böyle. Bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.